Abdülkadir Selvi, Ümit Özdağ'la gizli anlaşma yerel seçim ittifakını sarstı. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli anlaşmayı açıklayınca, fikirleriyle uyuşmasam da Ümit Özdağ sözlerinin arkasında durur demiştim. Ümit Özdağ sözlerinin arkasında durdu. Kılıçdaroğlu ise gizli anlaşmayı doğruladı. Ümit Özdağ'la biri İçişleri Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlık ve MİT başkanlığı konusunda gizli anlaşma yaptıklarını açıkladı. Altılı masanın ortakları Meral Akşener'le Ahmet Davutoğlu derin bir aldatılmışlık duygusu yaşadı. Kılıçdaroğlu güvenip Ümit Özdağ yalanlayan Faik Öztürk ofsayta düştü. İyi Partili Turan Çömez Kılıçdaroğlu Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlık yapmakla suçladı. Yerel seçimler tehlikeye girdi. CHP'den ve altılı masa liderlerinden gizli olarak yapılan bu anlaşmanın iki sonucu oldu. Kılıçdaroğlu'nun siyasetteki en büyük başarısı her biri farklı bir uçta olan altılı masayı bir araya getirmesiydi. Ümit Özdağ'la gizli anlaşma Kılıçdaroğlu'na olan güveni sarstı. Derin bir aldatılmışlık duygusunun yaşanmasına neden oldu. Yerel seçim öncesinde CHP'nin en büyük umudu yine ittifak. Kılıçdaroğlu altılı değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım demişti. Kılıçdaroğlu'na güven sarsıldığı için yerel seçimlerde ittifak kurulması sıkıntıya girdi. Kılıçdaroğlu HDP ile gizli anlaşma yaptı mı? Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan'la mecliste görüşmüştü. HDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu desteklemişti. Ümit Özdağlı gizli anlaşmasından sonra Kılıçdaroğlu, HDP ile de gizli bir anlaşma imzaladı mı sorusu gündeme geldi. HDP'nin etkili isimleri Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder bu konuyu daha o günlerde gündeme getirmişlerdi. Sırrı Sakık, kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyuna da deklar edilmesi gerekir diye Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştı. Sırrı Süreyya Önder ise Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği bir takım şeyler var. Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda demişti. Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz çağrısı Sırrı Süreyya Önder'in sözlerini doğruluyor. Pervin Buldan konuşmalı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını destekleme karşılığında HDP'ye ne vaat ettiğini açıklaması gerekiyor. Kılıçdaroğlu açıklamazsa Pervin Buldan ve Mithat Sancan'ın konuşması gerekiyor. Bu sözleri verdiniz mi? Kemal Bey, %2 oyu olan Ümit Özdağ 3 bakanlık ve MİT başkanlığı verdiğinize göre %10 oyu olan HDP ile ne karşılanlaştınız anlaştınız? İddia edildiği gibi af çıkarıp cezaevindeki PKK'ları çıkarmak PKK ve YPG'ye yönelik operasyonu durdurmak ve kayyum atanan belediye başkanlarını göreve iade etme sözünü verdiniz mi? Kılıçdaroğlu'nun rakibi Kılıçdaroğlu. Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde Ecevit bile %42 oy almıştı. Kemal Bey onu da geçti, %48 oy aldı değerlendirmeleri yapılıyordu. CHP tarihinde 25 milyon oy alınmamıştı. Kemal Bey bunu başardı diyenler de vardı. Ekrem İmamoğlu seçim sabahı değişim talebiyle ortaya çıkıp Kılıçdaroğlu'ndan çekilmesini isteyince Kemal Bey yakın çevresine 10 yıl daha buradayım, çekilmiyorum derken özgüveni yerindeydi. Ancak Kemal Bey seçimlerden sonra öyle bir strateji izledi ki sürekli olarak muhaliflerin eline koz verdi. Kendi topuğuna sıktı. Ekrem İmamoğlu eş genel başkanmış gibi 3 kez üst üste görüştü. Belediye başkanları toplantısı düzenleyip kendisine destek çıkarması gerekirken tam aksine Ekrem İmamoğlu'nun meydan okumasına zemin hazırlamış oldu. İsimlerini tek tek yazarak oluşturduğu parti meclisinde çoğunluğu parti içi muhalefete kaptırdı. Parti meclisi toplantısında güç tazelemesi beklenirken tam aksine güç kaybetti. Kendi A takımını kaybedip Ekrem İmamoğlu'nun A takım olmalarını sağladı. Çıktığı her yayında kendisine zarar verdi. Sözcü TV'deki yayında çekilmesi gerektiği yüzüne karşı söylendi dik duramadı. Haber Türkiye çıktı. Ümit Özdağ'la gizli anlaşmayı itiraf etti. Güvenilirliğini yerle bir etti. Yani hep kendi topuna sıktı. Rakibi kendisi. Tüm bunları alt alta koyunca Kemal Bey'in bir kurma heyeti yok mu? Bir lider bu hataları nasıl yapar böyle diye düşündüm. Sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi Kemal Kılıçdaroğlu demekten kendimi alamadım. FETÖ yöntemleriyle tehdit ediyorlar. Mitinglerde Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız diye anons ediliyordu. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcımız diye kürsüye davet ediliyordu. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile baba oğul gibiyiz diye konuşuyordu. Seçim kaybedildi, Kılıçdaroğlu diktatör oldu, İmamoğlu için bürtüs denildi. CHP'deki kavga altılı masaya sıçradı. Herkes birbirinin gözünü oymaya başladı. Şimdi bir derleme yapacağım. Diktatör dedi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'nin önünde koltuk fırlattı, Kılıçdaroğlu'na diktatör diye seslendi. Bay Kemal, derhal istifanı açıkla diye çağrı yaptı. Sende de hiç mi utanma yok diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu'nun bagajı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı sizi başarısız buluyorum. Partimin ikinci olması bizi mutlu etmiyor. Ben diğer seçimde de ikinci olmak istemiyorum dedi. Kılıçdaroğlu'ndan çekilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yanıtı ağır oldu. CHP'yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin. Hemen istifa ederim dedi. İmamoğlu'na senin bagajın var imasında bulundu. Düelloya davet. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır diye eleştirdi. İmamoğlu, Ahlaksız sensin. Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun diye karşılık verdi. Kerimoğlu'nu dışarıda konuşmaya davet etti. FETÖ yöntemleri. Birkaç örnekle yetineceğim. Ama bir de FETÖ yöntemi var. FETÖ'nün kumpas, şantaj montaj kasetleri, gizli kayıt, gizli görüntülerin sızdırılması yöntemi CHP'deki mücadelede yerini aldı. Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden yaptığı toplantı gizlice kaydedilip yüzyılın ihaneti anonsuyla sosyal medya servis edildi. Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesabından Bülent Kerimoğlu'nun özel hayatına ilişkin görüntüler yayınlandı. Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Tekin Bingöl hakkında bu kez Kılıçdaroğlu'na yakın Twitter hesabından seçim sürecinde yanında çalışan kadın bir partili yanından neden alındı. Bu süreçte o partili kadın arkadaşımızdan bir açıklama gelecek diye korkuyor musun sorusu soruldu. Tüm bunlara bakınca bu seçimlerde milletimizi Allah korumuş diyorum. Bunlar bir de iktidar olsaydı ne yaparlardı?